Hepinize merhabalar, hoş geldiniz. Ben Can. Bugün size siber güvenlik konularında hangi kariyer yolları var, bu kariyer yollarına başlamak için hangi sertifikalar gerekli, üniversitelerde nasıl tercihler yapılmalı, İngilizce gerekli mi, değil mi vesaire gibi konuların cevaplarını vermeye çalıştım. Bunun için güzel bir video hazırladığımı düşünüyorum. Umarım beğenirsiniz. Bugün kameramanım var. Kuzey bugün bizimle beraber. Merhaba Kuzey, ne haber? İyi misin? Evet. İyi, tamam, peki. Neyse işte birazdan başlıyoruz. Unutmadan belirteyim, Twitch'te yaptığım salı, perşembe, pazar günleri saat 8'de yaptığım yayınlara gelebilirsiniz. Discord'a gelebilirsiniz, discord.io/luniz adresinde. Bunların hepsinin linklerini açıklamaya bırakıyorum. Bu videoyu beğenirseniz abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Gözünü seveyim, bir el atın kardeşim ya, tamam mı? Hadi hazırsanız başlıyoruz. Şimdi sevgili dostlar, hoş geldiniz tekrar. Benim github.com/luniz adresinde paylaştığım bir takım kaynaklar var. Bunlardan bir tanesi siber güvenlik dalları ve sertifikaları ile ilgili olan bölüm. Şimdi ben bunu aslında bir chart var burada gördüğünüz gibi. Bu chartı aslında ben bunu Reddit'ten buldum. Reddit'te bir tane insan evladı gelmiş, bunu güzel güzel paylaşmış, sağ olsun. Güzel şeyler koymuşlar. Ben de bunu biraz daha size açıklamak istedim. Nedir ne değildir diye. Siber güvenliğin bir sürü alt kırılımı var. Bir sürü kariyerde tercih edebileceğiniz yollar var. Bunu yapmış olan bir sürü arkadaş var. Bunların hepsine de ilgilenen bir sürü insan var. Bunun için burada yapılabilen, işte konuşulabilen, yapabileceğiniz ilgi alanınızla alakalı bir takım tercihler yapmanız gerekiyor. Bunlardan bahsedeceğim. En basitinden başlamak gerekirse, en kolay, en temelden bahsettiğimiz zaman bir takım sertifikalar var. Bunlar mesela Security Plus sertifikası, işte CEH sertifikası vesaire diye adlandırılabilir. İşte CompTIA'nın birçok sertifikası aslında giriş seviyesi için ideal sertifikalar. Mesela işte A+, Network Plus, Security Plus vesaire diye gidiyor. Şimdi biz kariyerimizin ne adımları var, neler var onlara bakmamız lazım. Burada önemli olan nokta şu, bir tanesini yapmadan diğerine geçemeyeceğiniz veya işte atıyorum level'lar, yan chart'larda falan böyle bir kariyer path'leriniz falan gibi bir durum yok. Bir nasıl istiyorsanız, nasıl geliştirmek istiyorsanız herhangi birinden başlayabilirsiniz. Yani kısaca istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz sevgili kardeşim. İstediğin gibi yürüyebiliyorsun. Burada hiçbir sınır yok. İstersen hepsinden biraz yapabilirsin. İstersen bazılarından biraz, bazılarından biraz daha çok vesaire şeklinde ayar çekebilirsin. Bu tamamen sana kalmış. Şimdi en sol taraftan başlayalım. Security Management, yani güvenlik yönetimi denilen bölüm. Bu arkadaşlar denetimci, bilgi güvenliği yönetişimi dediğimiz konularda, işte bilgi güvenliği yönetim sistemleri konusunda uzman kişiler demek. Bu insanların en önemli özelliklerinden bir tanesi, kağıt kalemle bile bir kurumun güvenli olup olmadığını denetleyebilirler ve bir kurumu güvenli hale getirecek şeylerde, tavsiyelerde bulunabilirler. Bu çok önemli bir durum. Tamam mı? Burada işte ISO 27001 dediğimiz sertifika var. Bilgi güvenliği sertifikası vesaire. Bu konularda yardımcı olabilir bu arkadaşlar. Genelde bilginin güvenli saklanıp saklanmadığı, bilginin güvenli taşınıp taşınmadığı, bilginin gizliliği gibi ilkeler ve bunların temelinde olması gereken hani best practice dediğimiz en iyi uygulanabilir yöntemleri şirketlere tavsiye eden ve bunların gerçekten uygulanıp uygulanmadığını denetleyen arkadaşlar bunlar. Tamam mı? Güvenlik yönetimi gerçekleştiriyorlar. Burada işte CSSP güzel bir sertifika. CISA güzel bir sertifika. Bak burada yazıyor. CISA var. CSSP var. Tamam mı? Bunlar güzel sertifikalar. Ondan sonra Security Plus yani. Ama bu adamda iyi bir proje yönetimi, ITIL bilgisi önemli. Bunlar da önemli. Bulunsun. Diğerleri zaten görüyorsunuz. Burada mevcut. Yine siteden detaylarını öğrenebilirsiniz. Security Architecture dediğiniz kavramda biraz şöyle bir durum. İki türlü yolu var bunu yapmanın. Ya Enterprise Architecture tarafından gelip, yani bir şirket mimarisini A'dan Z'ye, IT mimarisini kurmayı başarıp ondan sonra bunu secure hale getirmeye yönelik bir kişi olabilirsiniz. Bir kariyer yolu çizebilirsiniz kendinize. Böyle bir durumda işte SABSA, ondan sonra ITIL, TOGAF falan gibi kavramlar çok önemli hale gelir. Ya da security tarafından gelip mimariyi tasarlama konusunda hani biraz security engineering, biraz offensive, defensive kısımları, analizi de bilip ondan sonra architecture yoluna gidebilirsiniz. Bu da ikinci metot. Bu benim metodum mesela. Ben böyle yaptım, architect oldum. Önce mühendisliğinden başladım. Offensive security de yaptım. Defensive kısmını da yaptım. Security analizin de ne olduğunu biliyorum. 3 aşağı 5 yukarı bir fikrim oldu. Ondan sonra architectlik yapmaya başladım. Yani bu disiplinlerin her birini toplayıp ona göre bir sistem dizaynı, çözüm dizaynı yapmaya başlıyorsunuz. Böyle bir role evrildim. Burada CSSP güzel bir sertifika yine. SABSA tarafı güzel. Burada önemli. Security Plus'ın burada da faydası var. ITIL'ın da tabii ki yine var. Ama dediğim gibi SABSA, ITIL, TOGAF bunlar özellikle sadece architect olacağım ben, Enterprise Architecture'ın altında çalışacağım veya içinde entegre çalışacağım diyorsanız oldukça önemli. Security analizinde burada yani security analiz dediğinizde bir sürü kavram var arkadaşlar, tamam mı? Burada dünyadaki analistlik kavramı ile bizdeki analist kavramı biraz farklı. Buradaki security analiz dedikleri güvenlik genel denetimi ve analizlerini kapsıyor. Yine operasyonel değil ama daha ziyade yönetişimsel bir güvenlik yapısı. Risk bilgisini takip etmek. Burada önemli CISA var mesela. Önemli bir sertifika. Ondan sonra işte yine CSSP var. GSEC var, tamam mı? Bu programlama dillerini bilmek önemli. Burada analiz etmek daha böyle risk tabanlı analizden bahsediyoruz. Hatta C-Risk var orada mesela, önemli. Risk Register'ın falan yapılması, işte bunların takip edilmesi falan gibi konularda uzman oluyor bu arkadaşlar. Defensive Operations'a baktığınız zaman buradaki kavram programlama çok önemli tabii ki burada. Burada CEH biliyor olmak da işinize yarar. GSEC de temel seviyede işinize bayağı yarayacak bir sertifika burada. Şuna geleceğim. Bu arkadaşlar hem ürün bazlı sertifikalardan da faydalanabilirler hem de Threat Hunting, Incident Response vesaire gibi konularda diğer sertifikalardan da Incident Handling falan gibi konular var. Bu konularda diğer sertifikalardan faydalanabilirler. Bu ikiye bölünüyor zaten. Ya forenzikçiler var, bir de Incident Handling'ler var. Forenzikçiler bir saldırı gerçekleştikten sonra bunun otopsisini yapıyor. Yani en temel adı bu. Bildiğiniz ne zaman gerçekleşmiş, nerede gerçekleşmiş, nasıl olmuş olay vesaire diye otopsi yapıyorlar abi. Bunun hatta bir anlatımı da var. İşte adli bilişim deniyor buna, forenzik hikayesine. Öyle, o olay o. Incident handling dediğimiz olay da şu. Ortam yangın yerine döndü. Ne yapacağım? Tamam mı? Ev yanıyorsa ne yaparsın? 110'u ararsın değil mi abi? İtfaiyeyi ararsın. İşte 112'yi ararsın. Bilmem ne yaparsın. Biliyorsun ya ne yapacağını. Aynı şekilde bir saldırı olduğu zaman, bir breach olduğu zaman ne yapacaksın? İşte bu da incident handling kısmında tanımlanıyor. Süreç yönetimi var, ondan sonra detayların incelenmesi var, işte silver circle'ı var, golden circle'ı var, bilmem nesi var, böyle değişik linkleri var bunların. Onların uyarılması var, devreye sokulması var vesaire, bir takım adımları var. Orada da yine GSE, işte programlama dilleri, GCFIP var güzel olan, GCTI var. Bunların çoğu SANS şeyleri arkadaşlar. SANS sertifikaları. Ülkemizde ben Türkiye'deyken çok popüler değildi de ben Türkiye'den artık son 5 yılda 6 yılda biraz popülerleşmiş olabilir. Çok bilgim yok. Yorumlara yazın onun detaylarını. Ondan sonra GSEC var yine. Giriş seviyesinde CEH var. CISA Plus var. Bu architecture'la da analizle de vesairede de kullanabilirsiniz bunu. Güzel bir sertifika. Bunlar var. Yani Security Plus, yine SSCP falan, bunlar zaten standart var. İşin offensive tarafına geldiğimiz zaman şu hani var ya, bad boys. Hepinizin hoşuna giden, ilgisini çeken, bak bounty'ciyim, ben pentester olacağım, offensive security researcher falan yazıyorsunuz ya, süper epik şeyler, title'lar falan. Ha, onlar bu arkadaşlar işte, bunlar oluyor. Tamam mı? Burada iki tane var yine, bir pentesting, bir exploitation kısmı var. Biz bunu genelde tek bir başlık altında topluyoruz, Türkiye'de özellikle. Burada işinize yarayacak GXPN, tamam mı? OSCP, OSWE, OSCE, tamam mı? Güzel sertifikalar bunlar. Bunlara yönlenilebilir. C-Pen var. Pentest Plus var temelde yine. Ondan sonra CEH var yine. Yine Security Plus'ı gelmiş koymuşuz buraya. Bu arkadaşlar bir sistemin güvenlik anlamında zafiyetlerini bulmaya, bu zafiyetleri istismar etmeye ve bununla ilgili rapor hazırlamaya hedef gösteren, yani aktif hacking yapan arkadaşlar en temel anlatımıyla, tamam mı? Defensive Operation, Blue Team dediğimiz adamlar da tamamen savunma Yani bir saldırı gerçekleştiği zaman ben bunu nasıl savunurum tayfası oluyor. Tamam mı? Olay bu. Burada baktığınız zaman gördüğünüz şeyler bunlar. Security Engineering ise bizim ürün satış öncesi veya satış sonrası müşteriye desteği sağlayan, kurulumu yapan, POC'sini yapan, yani ürünün demonstrasyonunu yapan, daha evvelden yazılmış ürünler üzerinden destek sağlayan vesaire, daha böyle enterprise, yani daha böyle kurumsal firmalarda çalışan güvenlik mühendisleri var. Tamam mı arkadaşlar? Burada da programlama, regex bilmek vesaire gibi yan özellikler sizin çok işinize yarayacaktır. Bunlar genelde üreticilerin sertifikalarını alırlar. Mesela işte atıyorum Cisco'nun, Linux'un, Windows'un, İşte mesela Microsoft'un vesaire sertifikalarını alırlar. Cloud tarafında falan ürünleri bilirler. Yani bir kurumsal firmada ihtiyacınız olabilecek 28-30 tane değişik tipte cihaz var, tamam mı? Cihaz ve ürün var. Nedir bunlar? Endpoint security, network security, işte firewall'lar, IDS, IPS'ler, NAC cihazları, DLP çözümü, ondan sonracığıma işte fraud protection çözümü bankalarda mesela. İşte hardware security modülleri, işte HSM modülleri var. İşte VPN sonlandırma işlemleri var. İşte efendime söyleyeyim web application firewall'lar var. Load balancer'lar var. Var oğlu var. Bunların her birinin teker teker kurulmasını, değişik marka üreticilerinde bulunan ürünlerin kurulmasını, yönetilmesini, troubleshoot edilmesini ve bunların demonstrasyonlarının yapılması, müşteride satışına teknik olarak destek sağlanması, satış sonrası müşterinin karşılaşabileceği sorunlara destek sağlanması vesaire konularının tamamıyla security engineer'ları ilgileniyor. Bu adamların sertifikalarında genelde üreticiler sağlıyor. Yani gireceğiniz, işte çalışacağınız firmalar bunlara, üreticiler onlara partnerlık seviyelerini koruyabilmek için zorunluluk olarak verdiğinden dolayı sizden bu sertifikaları almanızı beklerler ve bu iş bu sertifikaları alarak çok kolayca hallolur. Sizin ekstra bir çaba sarf etmenize gerek yok. Ben sizin yerinizde olsam arkadaşlar, yakında da üniversite sınavı geliyor biliyorsunuz. Üniversitede hangi bölümü seçeceğiniz, hangi bölüme, hangi üniversiteye gireceğinizden itibaren İngilizceyi koyarım üstüne. Ondan sonra eğer okulum iyiyse, bana bir iş bulmada avantaj sağlamıyorsa, tamam mı, sağlıyorsa, o zaman temel sertifikalar, işte atıyorum C, Security Plus, tak tak onları koyarım yanıma. Biraz daha böyle olaylara eğilirim. Belki bir de OSCP falan alırım işin içine, böyle programlama falan okuyorsam. Okulum biraz daha Türkiye sıralamasında aşağılardaysa, bölümün biraz daha konudan biraz daha uzaktaysa, o zaman biraz daha konulara daha fazla eğilmeye çalışırım. İşte SANS sertifikaları biraz pahalı kaçabilir ama Offensive Security'nin diğer sertifikalarında almaya çalışırım. C'yi mutlaka koyarım cebime. Pentest Plus'ı koyarım. Mesela yanıma. Belki bir CISSP'yi zorlarım. Tamam mı? Böyle kafama göre biraz olaylara çeşit verip kendi katma değerimi biraz daha ortaya çıkartmaya çalışırım. Bu arkadaşlar tamamen sizinle alakalı. Sizin nasıl bir yol izleyeceğinizle alakalı. Durum bu. Yani sertifikaların çoğu firma sertifikaya bakıyor mu bakmıyor mu, öyle de, o da bir soru. Şimdi bana gelip diyebilirsin ki iyi de hoca sertifikaya herkes bakmıyor ki. Sertifika bence saçmalık. Abi sen de haklısın. Bak ona da bir şey demiyorum. Ama gittiğin zaman bir şirkete adamın elinde senin bilgini, 10.000 kişi başvuruyor adama. Adamın elinde senin bilgini 10.000 kişinin arasından tartabilecek, ölçebilecek bir ölçümleme, bir benchmark sistemi yok. Elinde sadece sertifikalar var. O yüzden adam sana başka bir şey yapamıyor zaten. Yani o ilk HR'ın, ilk işte efendime söyleyeyim insan kaynaklarının filtrelemesi, bilmem ne, o beyaz yakalıların gelip efendim bugün latte karamel macchiato kaçiatomuzu aldık geldik işte höt işte oturuyoruz efendim security yapıyoruz biz böyleyiz falan diye takılabilmesi için, oraya gelebilmen için senin zaten bir takım sertifikalar, fıtfıtları tamamlaman lazım. Çünkü öbür türlü o gün Starbucks'tan aldığı kahvesiyle beraber oturan plazadaki Ayşegül Hanım senin ne kadar bu işlerden anladığını anlamak zorunda değil. Çünkü kendisinin işi değil. Tamam mı? Heh, anlatabildim mi sevgili kardeşim? Hikaye bu. Yani sen o Ayşegül Hanım'ı bypass edebilmek için ya siteyi hackleyeceksin, tamam mı? Ki hiç tavsiye etmiyorum. Onun sonu çünkü hapis. Ya da gideceksin abi onların kurallarıyla oynayacaksın. Onların kuralları da sana diyor ki git bir tane sertifika al. Git CEH al. Git bilmem ne al. Bir şey al yani, tamam mı? Olsun. Çünkü ben o Ayşegül Hanım'ı tavlayabiliyorum öylece. Bakıyor böyle. Aa evet Murat Bey bana bugün işe alımlar için şunları söyledi. Heh, bir bakayım. CEH neymiş ki bu? CEH'in var mı çocuğum senin? Var. Gel seni alırız. Seni ilk görüşmeye aldık. Bakayım senin var mı? Yok git. Hangi okuldan mezun olduğum bilmem ne umurunda değil. Adam buna bakıyor yani işin sonunda. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Neyse çok uzattım konuyu. Geyik yaptık bayağı bir. Siz anladınız beni, tamam mı? Sonuçta senin ihtiyacın olan kendi katma değerini kolay yoldan ortaya çıkartıp birilerinin farkına, senin farkına varabilmesini sağlamak, bir şekilde insanlarla doğru bir şekilde iletişim sağlayabilmeni sana sunacak yolu açman. Bunun da en kolay yolu sertifikalar. Bugün için ne yazık ki. Üniversiteyi okuyorsun abi. Üniversite önemli. Arkadan İngilizceni de mutlaka bitiriyorsun. Üstüne de 3-5 sertifika serpiştiriyorsun. Ondan sonra yolun yoldur. Aynen yürüyorsun. Tamam mı? Bunda yapman gereken hikaye bu. Atla deve bir şey değil. Bana gelip sorup abi ben hangi programlama dillerini bilmem lazım, hanı yapmam lazım, nasıl ben hacker olacağım, bilmem ne yapacağım falan diye gelme abi. Sen önce İngilizce biliyor musun? Hayır. O zaman git İngilizce çalış. Tamam mı? Çünkü senin birinci adımı yapsan bile, bak internette bir sürü kaynak var diyorum ya sana. Hepsi giriş seviyesi kaynak sevgili dostum. Giriş seviyesinin bir tık üstüne çıkmak istediğin zaman İngilizce gerekiyor. Tamam mı? Onsuz yok başka kaynak yani. Kimse de yapmıyor. Biz çünkü millet olarak bu kaynakları kendimize saklamayı sevdiğimiz için. Böyle bir de İngilizcesi var nasıl? La, git oradan çalış. Sana bu seviyeye geldiysen İngilizcesiz olmaz bundan sonra diye bakıyorlar olaya. Ne yazık ki bu işin kuralı da bu. Sen de biraz İngilizce bileceksin abi. Tamam mı? Bu kadar basit. Artık nasıl oluyorsa nasıl yapıyorsun bilemiyorum ama birazcık bilmen lazım. Anlaştık mı? Okey. Onun dışında ne yapabilirsin? Mesela konuşabiliriz bu konuları. Nasıl konuşuruz? Twitch'teki yayınlara gelirsin. Discord'a gel soru sor. Twitter'dan ulaş. Instagram'dan mesaj atma gözünü seveyim. Pazar yeri gibi Instagram. Hiç oradan şey yapma. Ya istiyorsan at ama bir geç cevap alırsın yani. Sen bilirsin. Bu. Olayımız bu yani. Bu kadar. Tamam mı dostum? O zaman hepinizi öpüyorum. Bir dahaki yayında, videoda görüşmek üzere diyorum. Salı, Perşembe, Pazar Twitch'e gelmeyi unutmayın. Değerli vaktiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.